Hala inanamıyorum olanlara ya. İyi tarafından bakalım. En azından istediğimiz oldu. Anneler evden gitti. Ama Yaz da gitti. Ya Öykücüğüm, kusura bakma ama haksız olan taraf sensin. Teşekkür ederim canım ya. Çok destek oldun. Bence sen de biliyorsun haksız olduğunu. Hayır, ben haklıyım. Çok üzgünüm, ayrı konu o ama haklıyım işte. Böyle bir konuda kendini nasıl haklı görüyor ya, anlamıyorum. Allah, ortak kadınlar ilginç yaratıklar yani. Yani kim bilir o bir saniyede kafasında neler kurdu yani. Merak etme ya, sakinleşince barışırsınız. İstemiyorum sakinleşmek. Ya tamam oğlum, uzatma o kadar ya. Öykü şimdiye pişman bile olmuştur. Özür diler, geçer gider. Bana ne ya, ben niye özür dileyecekmişim? O gelip özür dilesin. Benim bildiğim hatalı olan taraf özür diler. Tamam işte, hatalı olan taraf Ayaz olduğuna göre... Ha gerçi pardon, bir de annem var ama olsun. Ben en çok Ayaz'a kızgınım. Ya, ya sen nasıl saklarsın benden böyle bir şeyi ya? Bir de ben de ulu orta konuşuyorum öyle. Ay Ayaz benden bir şey saklamaz. Zaten saklasa ben kesin anlarım diye. Bir de bana onca laf etti. En çok da ona bozuldum zaten. Ödevi de gördün değil mi? Nasıl sevindi haklı çıktın diye. Ay, şu koltuğu da yarın ilk işimi göndermek olacak. Buldum. Siz uzun zamandır tartışmıyorsunuz ya. Ondan böyle oldu. Ne demek o ya? Yani birikti. Birikim oldu. Sonunda da yanardağ gibi patladınız. Oysa ki her gün ufak ufak tartışsaydınız patlamazdınız. Birikim olmazdı. Canım, Ayaz daha patlama görmedi. Öyle hemen arkasını döndü gitti. Bir gelsin, ben patlama neymiş göstereceğim ona. Yani öyle bir çıkıp gitti ki buradan hemen gelir mi bilmem. Gelmez mi? Yok ya, ne gideceğim. Bu gece de ayrı kalalım. Anlasın hatasını. Ya daha fazla büyümesin her şey. Büyüşse de büyüsün. Öykü artık aklını başına almalı. Araba sesi mi o? Geldi herhalde. Ay Öykü, uydurma, araba sesi falan yok. Kim? Mete. Ayaz onda kalacakmış da haber vereyim demiş. Gelmeyecek yani. Ortak yatağınızdır. Tamam, eyvallah. Şşş, takma bu kadar ya. Şeyma. Yok eve gelmemeler falan. Olacak şey mi bu ya? Ya Öykü kusura bakma ama ufacık meseleyi büyüten sensin. Yani kızgın olduğun için olayları doğru düzgün değerlendiremiyorsun. Bütün gece düşünmüştür o. Hatasını anlamıştır. Gelir birazdan özür diler. Ama hiç sanmıyorum. Bence çoktan işe gitmiştir bile. Ben sana demedim mi? Şimdi gelip özür dileyecek. Günaydın Şeyma. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Anladım. Hiçbir
hiçbir şey olmamış gibi davranıp hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim diyorsun. Yo, öyle bir şey demiyorum. Ayaz bak, dün gece olanlar... Dün gece olanlar hakkında konuşmak istemiyorum. Şimdi toplantım var, duş alıp çıkacağım. Tatlım bak, bu taşları çıkartıyoruz, biraz sadeleştiriyoruz. Anladın? Yaparım. Hı, tamam, aferin. Kırınca, dün gece olanları duydum da azıcık. Ay neler olmuş, öyle yıkılmış ortalık. Meral toplanmış gitmiş. Öykü ne yaptı? Şaşırmıştır kızcağız ya. Ay ne yapacak? Sanki Meral'in romantik evlilik teklifi almasının sebebi oğlummuş gibi Ayaz'a çullandı. Vah 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 vah. Ama yani bu kızı da babetten indi, stilettoya bindi yani. Kültürel olarak şoklandı, yandı devreler. Benim yapamadığımı Öykü ve annesi yaptı. Ayaz evi terk etti. Artık o evde kalmama gerek yok. Zaten yakında bu evlilik de bitti. Ay kim bilir ne kadar üzülmüştür kızcağız. Ben onu bir arayayım bari. Olcay, sen bizim aramızdaki ilişkiyi net olarak anlayamadın galiba. Nasıl kıyacağım? Yani senin görevin benim sevindiğim şeye sevinmek, üzüldüğüm şeye üzülmek. Arada çatlak sesler çıkartırsan o sesleri susturur. Sen konuşmak istemiyor olabilirsin. Ama ben konuşacağım. Bir kere dün gece beni öylece bırakıp gitme hiç hoş bir hareket değildi. Hem de herkesin içinde. Ne oldu, haksız mıyım? Dilim yoktu sen ya, konuşsana. Şu anda konuşmasak daha iyi olur. Niye? Çünkü haksız olduğunu anladın değil mi? Verecek cevabın yok, o yüzden. Bu bakışından ne anlamalıyım ben? Sinirliyim, asabiyim, kızgınım. Ben de çok kızgınım Ayaz. İlk kavgada beni öylece bırakıp gittiğin için çok kızgınım. Senden öğrendim ben kaçıp gitmeyi. Dua et ki İtalya'ya kadar gitmedim. Hiçbir yere gidemezsin, konuşacağız. Abiciğim hadi Sibel gelmeden hemen atalım şu çöpleri. Hadi hadi hadi. Hadi tamam. Al, tamam tamam olduğu kadar olduğu kadar al şunu al şunu. Al git sen at. Abi 5 tane açılmamış yoğurt kutusu var burada ya. Oğlum atsana şu çöpleri. Siberler gelecek hadi ya. Hayat ekmekleri dağıtmışlar. İnsan bize verir yahu. Şu neymiş? Aman boşver. Bak oğlum bir işletmenin karda mı zararda mı olduğunu anlamanın en iyi yolu... Çöplerine bakmaktır. En önemli şey bu. Bu ne ya? Emre, ne yumuşak ellerin var senin ya. Kız gibi el kırın bırak babanı. İlahi adalet, ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim İlker? Bu çöp tarikesinden uzak duracaksın demedim mi? Aman ben atacağım ben senin çöpleri geri. Sanki çok lazımdı. Ne yapayım yani? Kapının önüne mi atayım çöpleri? Bana ne? Bak benim sinirlerimi bozma. Zaten Merkür retrosundayız. Yemin ediyorum parçalarım seni İlker. Merkür'ün neresindeyiz? Ha şimdi Merkür diriliyor ya. İşte böyle iletişim kopuklukları, teknolojik aletlerin çökmesi falan hep bu yüzden. Aman canım ne demek istiyor biliyor musun? Şimdi Merkür yörüngesinde metrosunda giderken bir dakika abi bir şey unuttum deyip geri geliyor. Kıyamam ya. Aa öyle deme ama mesela şey dün Ayaz'la Öykü Merkür retrosu yüzünden kavga etti. Ne alakası var canım? O tamamen Ayaz'ın
yüzünden. Ayrıca zavallı Merkür'e suç falan atma. Mars'tır o, Mars. Hani biz Mars'tan geliyoruz ya, size Venüs'ten. İlker, oturup sana burada gökyüzünün anlamlarını anlatmak isterdim ama bunu ne senin beynin ne de benim kafam kaldırır. Yürü buçuk. Hadi atıyorum, at şoförü, at, at, at. Tamam, yürü işte. Bir havalar, afralar, tafralar. İşimiz var bizim bununla, anlaşıldı. Hayır, sanki böyle yapınca eline bir şey geçiyor. Ayağısını unutmuş. Alo. Alo Öykü. Ya odanın tadilatı bitti, her şey harika oldu, görmen lazım. Ama esas ben sizle Ayaz'ı merak ettim. Her şey yoluna girdi, barıştınız değil mi? Yok. Barışmadık. Gitti. Ya. Neyse, biraz zaman alacak bu iş ama her şey yoluna girer, merak etme. Sen ona biraz zaman ver. Şeyma. Efendim canım? Ayaz yüzüğünü evde unutmuş. Ne? Ya alyansını buldum işte banyoda. Takmadan gitmiş. Ha. O zaman işler değişir. Ben konseyi topluyorum. Bugüne kadar hiç çıkarmamıştı yüzüğünü. İlker de böyle başlamıştı. Ya öyle felaket çağırır gibi konuşmasana. Ya bir anlık dalgınlıkla unutmuştur belki. O kadar olay oldu sonuçta. Sen Ayaz'a arayıp bir şey söyledin mi peki? Yok, aramadım. Bilemedim ne söyleyeceğim, ne yapacağım. Akşam eve gelince kafasını at. Hatta yemeğine koy, midesine otursun. Tamam Sibel'cim, tamam, sakin, geçti. Bence bu olayı tüm erkeklerden çıkarıp Ayaz'a indirgersek daha iyi olur. İndirgeyeceğim ben onu. Onu bir eline geçireyim, ben indirgeyeceğim bak. Ne demekmiş öyle gidip orada burada kalmalar falan filan. Yüzüğü unutmalar. Ne yaptı bu kız sana ya? Bu kız sana ne yaptı ha? Çok abarttım Sıva. Dün gece fazla tepki vardı. Hah, işte şimdi doğru noktaya geldik. Belki Öykü de zamanla anlar hatasını be ortak. Hiç zannetmiyorum. Sabah yine kaldığı yerden devam etti. Bazen o kadar inat, o kadar şımarıkça davranıyor ki. Aşık olduğum kadın gerçekten bu mu diyorum kendi kendime. Aman ortak, yani bu işin sonu öyle kötü yerlere gitmez değil mi? Zaten üzerimde bir gerginlik vardı. İşteki olaylar, evdeki olaylar derken olan Ayaz oldu işte. Hep annemin yüzünden. Bence babam. Ay evet ya, o da ayrı bir komedi ha. Böyle gizli gizli buluşmalar falan filan, hiç haberimiz olmadı. Peki bir şey soracağım. Şimdi onlar evlenince siz kardeş mi olacaksınız? Biz zaten kardeş sayılırız değil mi Öykücüğüm? Evet hayatım. Ama benim şu an kardeşim değil, kocamı düşünmem lazım. Bana bak, git ofise, tamam mı? Ağzıma geleni söyle, fırlat yüzüğü masaya. Biraz daha yapıcı olsak. Evet, bence git özür dile. Yani senin hata yaptığında özür dileyebilen biri olduğunu görsün. Aa, bence de, bak bence de en iyisi falan, hemen barışırsınız hep. Değil mi Sibel'cim? Evet ya. Özür dile ama ezdirme kendini, tamam mı? Kadınlık gururunu düşün. Hatta konuyu öyle bir yere getir ki o senden özür dilesin. Ha, baktın özür dilemiyor, vur kapıyı. Hatta kapı ortasını kes, ağzını rastlayacağım hatta. Sibel'cim. Tamam, sustum ya. Evet, yani biz sizi kavga ederken görmek istemiyoruz değil mi Sibel'cim? Git bize barış getir, hadi Öykücüğüm. Barış. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim Bülent? Ben sana daha ne diyeyim ki? Ya haklıyken haksız duruma düştüm. Yerin dibine geçtim. Çocuklarımın gözlerine bakamadım. Ama çok uzamıştı bu iş. Zaten köftecideyken söyleyecektik. Ben artık sensiz olmak istemiyorum Meral. Yüzmeyi öğrenmek için suya atlamamız gerekiyordu. Doğru. Tam atladık suya. Battık Bülent, battık. Ve kendi battığımızı yetmedi. Bir de etrafımızı da batırdık. Hayır, anlamadım ki yani, ne düşünüyordu? Bari hiç olmazsa önceden bana söyleseydi. O zaman sürpriz olmazdı. Doğru.
Bak doğru, tam sürpriz oldu ha. Ama kötü bir sürpriz oldu. Dün geceki o karmaşada sorumun cevabını alamadım. Ne diyorsun? Benimle evlenir misin? Gerçekten. Ne söyleyeceğimi, ne düşüneceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Hepimizin zamana ihtiyacı oldu. Konuşabilir miyiz? Buraya senden özür dilemek için geldim. Dün gece olanlar için. Sen haklıydın. Ben biraz fazla tepki gösterdim. Bir de dolapta yarım kalan pasta vardı ya. Ben onun hepsini yedim. Yani sana kalmadı. Onun için de özür dilerim. Ayrıca çok sevdiğin mavi kazak vardı ya. İşte o artık yok. Onun için de çok özür dilerim. Nasıl yok? Yani var da biraz küçülmüş olarak var. Ben çamaşır yıkarken teknik bir hata yaptım. O da biraz çekmiş. Özür dilerim. Affettin mi beni? Yaşasın, barıştık. Barıştık. Arabada fark ettim. Toplantıya geç kalıyordum. O yüzden geri dönemedim. Ben de öyle düşündüm. O yüzden gelirken getirdim. Peki. Ay boşanmaya karar verdiniz sonunda. Hiç zahmet etmeyin. Tanıdığım bir avukat var. Sizi 5 dakikada boşar. Boşanmayı düşünmüyoruz. Biz barıştık. Buradan pek barışmışsınız gibi durmuyor ama. Gerçi normal. Ben Ayaz'ı tanıyorum. Bir kere kırıldı mı kolay kolay affetmez. Aynı annesi. Bak ben de Mehmet'i affetmiyorum. Ay aklıma gelmişken. Mehmet ne yapıyor? Şirketteki kızlarla arası nasıl? Ha? İstediğiniz kredi dosyasını getirdim. Tekrar görüşeceğim kredi meselesini. Hiç boşuna uğraşmayın. Ben denedim. Hiçbir banka durumu sallantıda olan bir şirkete yeniden kredi vermek istemiyor maalesef. Sabit Bey. Bu karamsar tutumumuzun hiç kimseye faydası yok. Ben karamsar değilim. Gerçekçiyim. Zerdeçal siparişini geri çekmeseydi bu durumda olmazdık. Maalesef durumumuz pek parlak değil. Her derde deva özel bitki çayımdan size de yaptım Mehmet Beyciğim. İçilsin çaylar, rahatlasın kafalar. Ellerine sağlık Sinicim. Tam da zamanında getirdim çayı. Sabit Bey. Ne yapıyorsunuz Şirin Hanım? Burada iş konuşuyoruz. Böyle pervasızca içeri girmeniz doğru mu? Hem bu şirkette bu işleri yapan bir çaycı falan yok mu? Hem sizin böyle kendi ellerinizde ikramda bulunmanız doğru mu? Ben sizi buraya gelirken görmüştüm. Gergin görünüyordunuz da. Mehmet Bey'le size bitki çayı şey diyeyim dedim. Rahatlatır diye. Özür dilerim. Bir kadının gülümsemesinden daha rahatlatıcı hiçbir şey yoktur bu dünyada. Tabii gören gözler için.
ben sizi rahatsız etmeyeyim. Herhangi bir şeye ihtiyaç olursa ben kendi odamdayım. Ben bir saat dışarıda olacağım. Teşekkürler Mümtü. Beyaz giyme sözüm, siyah giyme taz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Sarına da sana da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine gel. Ah be Emre be, ah be. Sen var ya popstar olacak adamsın be kardeşim ya. Günlerdir söylüyorum bunu sana. İlker ben de sana günlerdir diyorum ki ben iyiyim böyle birader diyorum. Sen niye anlamıyorsun beni? Ağlıyor musun lan sen? Duygulandın mı yoksa? Yok yok be abi. Gözüme soğan kaçtı çok fena ondan oldu. Hadi ya. Ben de şarkı etkilerini sanmıştım. Tabii canım. Yani şarkının da çok etkisi var. Evet. Emre. Oğlum bak sen var ya popstar olacak adamsın. Artık anla bunu ya. Senin şarkı söylemen lazım. Söylüyorum ya oğlum zaten işte. Böyle değil oğlum burada değil ya. Profesyonel olarak şarkı söylemen lazım. Hani geçen gün burada söylediğin şarkı, Ayaz'ın evinde enstrümanlarla yaptığın şovlar falan. Bak ben duygusal adamım, anlarım biraz bu işlerden. Sen yüreğini katarak söylüyorsun şarkıları abicim. Bizden geçti, artık bu saatten sonra bir şey olmaz. O yüzden... Gel beraber keselim. Anımız aşk olur, sabrımı da sanımda gel. Yani yüzüğü falan taktı ama ne bileyim bir soğuktu. Ama barışınca kalbini sopuk falan etmedi mi yani? Benim etti de Ayaz'ın... Nasıl yani? Ya işte ben böyle barışınca sevinçle gittim buna sarıldım falan. Ama bir baktım Ayaz'da kıpırtı yok. Yani şu kapıya sarılsam daha fazla elektrik alırdım. Buz gibiydi. Hmm. Demek ki bayağı kırılmış sana. O yüzden öyle hemen çözülmemiş. Ay ne yapacağım Şeyma? Çözülmesini mi bekleyeceğim? Adam dondurulmuş gıda gibiydi. Kim bilir ne zaman çözülür? Hayır beklemeyeceksin Öykü. Bu işi hızlandırmak senin elinde. Ne yapacağım? Yani biraz voltajı yükselteceksin. Nasıl ya? Yani biraz iş vecirli falan yapacaksın. Öyle çözülür o buzlar. Başka yolu yok bunun. Ay gerçekten hiç bilmiyorum senden akıl alarak doğru mu yapıyorum? Sonuçta Medya'yı kıskandırmak için tankut icat etmiş birisin. Aha Öykü ne alakası var? Tamamen senaryo yazıyorsun şu an. Bence o senaryoyu sen yazdın da istediğin reytingi alamadın. Mete pek kıskanmadı sanki. Yok öyle bir şey. Ayrıca şu an Mete konusunu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sana şu an aşk diyorum, voltaj diyorum. Sen benim söylediklerimi yap, gör bak neler oluyor. Kızım, konuşabilir miyiz biraz? Telefonda söyleyemeyeceğin kadar önemli ne oldu? Annemle mi ilgili? Yani bu hayatta senin ya da benimle ilgili her şey annemle de ilgilidir. Meraklandım şimdi. Anlatacağım, anlatacağım. Ne içmek istersin? Bana sert bir kahve alırım. Ben... Önce sen. Ben Bülent'in teklifini kabul etmedim kızım. Bunu bilmeni istedim. Aysun'un annesinin bana okul çantası aldığı günü hatırlıyor musun? Okuldan verdiler demiştim. Okullar yeni açılmıştı.
bacım kızların çantaları rengarenk, çok güzeldi. O kadar özenmiştim ki. Kendi çantamı saklamaya çalışıyordum. Sonra o çantayı o kadar sevmiştim ki. Geri vermek istememiştim. Ama Serap teyze aldı deseydim kabul etmezdim. Öğrendiğimde sana çok kızmıştım. Neden? Bana güvenmediğin için. Eğer doğruyu söyleseydin bir yolunu bulabilirdik ya. Yani o çantayı o kadar istediğini bana söyleseydin. Abi. Bülent abiyle evlenirsen ne hissederim bilmiyorum. Sen duygularından emin misin? Onu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Eğer sen bana yalan söylemeseydin, duygularını benimle paylaşsaydın, biz de bir yolunu bulurduk. Anneler de evlatlarından ders alabiliyormuş. Ben senin mutlu olmanı isterim. Ne olursa olsun. Bülent evlenip bir sahil kasabasına yerleşmek istiyor. Emeklilik hayaliymiş. Bu anne. Karar verecek olan sensin. Öykü Ayaz'dan özür dilemiş ama Ayaz biraz soğuk davranmış yine. İyi, inşallah fazla uzamaz bu durum ya. Yok canım, sanmıyorum, sürmez. Hem ben gereken taktikleri verdim Öykü'ye. Neymiş o taktikler? Kızsal taktikler, söylenmez. İyi, o zaman ben de biraz Tankut'a taktik vereyim o zaman ha. Yok canım, gerek yok. Yani ben zaten ciddi bakmıyorum ilişkimize. Aa, neden ya? Ben partide gördüm, çok beğendim o çocuğu yani. Fazla muhabbet edemedik ama yani bayağı yakışıklı, efendi bir çocuğa benziyor. Çok yakıştırdım sizi yani. Yok canım, sanmam. Bence biz ayrılırız yakında. Vallahi Şeyma'cığım, sen benim hislerime güven. O çocuğu hayatta bırakma. Yani hem dayısını bulacaksın ya. Ha? Niye Mete? Bulamaz mıyım? Vallahi Tankut'tan iyisi, Şam'da kayısı Şeyma. Oğlum, kim ona demiş bu havada havuza gir diye? İltaplan tabii ses telleri. Şimdi kim çıkacak sahneye? Ben zamanda o şahsa kim olduğunu bilirsin sen. 7 milyon satan albüm yapmış adamım. Beni kahve alacak. O kadar. Emre! Kurtulduk oğlum, kurtulduk. Oğlum sakin ol, ne oluyor? Oğlum bak, şuradaki adam var ya, şuradaki adam. Yapımcı, yaptığı albüm 7 milyon satmış oğlum. 7 milyon. Kime yapmış? Kim olduğunu bilirsin sene. Kim olduğunu bilirsin sene. Bildiğimiz kim olduğunu bilirsin sene. Ne diyorsun? Ya oğlum ne sen? Allah Allah ya. Hastayız doktor, ayağımıza gelmiş burada. Hadi gel. Gel. Efendim merhabalar, saygılar, afiyet olsun. Ya istemeden konuştuklarınıza kulak misafiri oldum da. Yapımcısınız galiba. Yapımcı, organizatör, editör, danışman, uzman ve spalletist. Çok gönlüyüm. Oy efendim, maşallah maşallah, tam aradığımız insansınız. Bu arkadaşım çok güzel sesi var. Hem çalar, hem söyler, hem oynar. İsterseniz hemen size bir şeyler tınlırsın burada. Gerizekalı gerizekalı hareketler yapmayın kendim. Bu işler öyle, ayıp olmaz. Ofisime de gidelim.
efendim. Yarın geliyoruz ofisinize. Saat tam 1'de. Öğleden sonra Londra'ya uçacağım. Tamam. Saffet Bey. Yarın saat tam 1'de ofisinizde olacağız. Geldiniz geldiniz. Gelmeden siz kaydedersiniz. Hadi eyvallah. Aman efendim ne demek? Yapımcı Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yarın saat tam 1'de ofisinizdeyiz. Ne oldu abi şimdi? Oğlum hayaller gerçek oldu lan. Bol kabaklar albüme döndü. Hiç. Öyle bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? Voltajı yükseltiyorum. Voltaj mı? Yani sence de birden ışıklar fazla parlak olmadı mı? Voltaj yükseldi galiba. Bilmem. Fark etmedim ben. Gözüme kirpik kaçtı. Baksana. Köyde mi doldursak? Ben çıkacağım birazdan. Nereye? Ya bizim çocuklarla erkek erkeğe takılacağız. Ben de geleyim. Erkek erkeğe dedim Öykü. İyi. Tamam o zaman biz de kız gecesi yaparız. İyi. Kızlara selam. Oda servisi. Ben sipariş var mı? Ben verdim. İkimiz için. Nereden çıktın sen? Nasıl buldun beni? Seni böyle doğal haline görmek de çok ilginçmiş. Beklenmeyen misafirlerden hiç hoşlanma. Ben de. Ama niyeyse seninle beraberken hiç hoşlanmadığım şeylere alışmaya başladım. Ne yaptın? Tek tek otelleri mi aradın? Yok aslında o kadar zor olmadı. Sen de benim gibi rahatına düşkünsün. Hatta rütbesin. Çok büyük otelleri eledim. Çünkü kalabalıktan pek hoşlanmıyorsun. Modern gözükmene rağmen tarihi binaların önünden geçerken böyle hayran hayran bakıyorsun. Ha bir de deniz manzarası olması şart. Bunları zaten ard arda koyunca seçenekler bayağı daralıyor. Sonrası bitki telefonu. Otelimi buldun, odama geldin. Ne geçti eline? Savaş boyalarını ve giysilerini kuşanmamış bir naz geçti elime. Hala küçük oyuncağına sarılıp uyuyan bir naz. Muhtemelen baban almıştır bunu sana, değil mi? Sen ona kızgın olmana rağmen bunu yanından hiç ayırmıyorsundur. İyi hikaye yazdın ama alakası bile yok. Bir arkadaşımın çocuğu için hediye almıştım. Naz, niye bu kadar kötü gözükmeye çalışıyorsun ha? Ya da güçlü, ya da sert, ya da tam bir baş belası. Deliyim belki,
uzak durmak yararına olur. Sen deli falan değilsin. Hala babasının kalbi kırık küçük kızısın. Ama abarttın Mete ya. Terapi istesem bilen birinden alırdım. Hadi kalk dışarı çıkıyoruz. Aa, yalnız bu akşam benim başka planlarım var. Artık yok. Savaş kıyafetlerimi kuşanayım, dışarı çıkıyoruz. Tabii Mete, sen kaşın. Versene bir tane. Heh, eyvallah. Ay, çok güzelmiş ya. Oho, Mete'nin işi çıkmış, gelemiyormuş. Hadi uyur ya. Ya oğlum, bu var ya bir şeyler karıştırıyor ama ben daha çözemedim. Neyse, yapınca diyordunuz. Ha, ya Ayas. Abi olaylar çok hızlı gelişti. Yarın görüşmeye gidiyoruz. Arkadaş şöhret basamaklarını yürüyen merdivenle çıkıyor. Yürüyen merdivenle çıkıyor. Merdivenler aşağı doğru inerken ben yukarı çıkmaya çalışıyorum yalnız. Ya Ayas, bir şey söyle şu çocuğa ya. Çocukta her şey var, özgüven yok ya. Oğlum adam haklı. Bence de bir şansın var. Bak, eğer doğru kişiler karşısına çıkarsa neden olmasın? Ya Ayas, oğlum biz bence kendimizi kandırıyoruz ha. Hakikaten. Yani biz biraz böyle kendi işimize konsantre olsak. Ne bileyim, bizim köfteciyi büyütebiliriz mesela yani. Oğlum şu mekana baksana. Fıstık gibi yer ya. 2, 4, 6, 8, 10, 20 masa desem, tamam mı? 4 kişi yemek yese şurada. Ulan kişi başı 50 liradan var ya, yemin ediyorum deli para ha. Çok iyi para yani. O zaman oğlum şöyle bir şey yapalım. Sen şöhret ol, popstar ol. Para kazan. Ondan sonra böyle bir yer açalım. Sen gel burada bir de canlı müziğini yap. Hem kebap hem canlı müzik. Nasıl fikir? Bence biraz daha düşünün. Onu bunu bırak da. Sizin durumlar ne oldu? Ya bu gece o konulara girmeyelim. Niye ki, ne oldu? Harbiden ya. Bence de o konulara hiç girmeyelim. Sen bizim dengimiz değilsin ki oğlum. Sen önce bir evlen. Ondan sonra biz konuşuruz bu konuları seninle. Vay, ufukta bir tarih görünüyor mu? Yok be oğlum ya. Bizim iş resmen Beşiktaş'ın stadına döndü. Bir türlü olmuyor anasını satayım. Neden? E oğlum biliyorsun durumları. Burcu Şampiyonlar Ligi'nde top oynuyor. Ben üçüncülük amatör küme. Bilmem anlatabildim mi Ayaz efendim? Tabii maddi konular da önemli ama asıl mesele başka. Neymiş o? Güven. Karı koca birbirine güvenmeli. Ya ne olursa olsun evliliğin temel taşı bu. Ya tamam oğlum, bırakın artık şu sıkıcı evlilik muhabbetini ya. Allah Allah. 40 yılda bir erkek erkeğe sokağa çıktık. Kebap yiyoruz, burada evlilik mi konuşacağız ya? Hadi şuraya bakın. Dur bir dakika. Ayaz, gir abi, gir gir. Bak bak bak, bir de bu var. Erkekler park yeri gibidir. İyi yerlerin hepsi kapılmıştır. Ay bu da çok güzel, bu da çok güzel. Erkekler kahve gibidir. İyi bir kahve sizi sabaha kadar ayakta tutar. Ay ne var canım? Sabaha kadar güzel bir film izlersiniz beraber mesela. Aa bak bak bak. Bence en güzeli bu. Erkekler Bluetooth gibidir. Sen yanındayken sana bağlı kalır ama uzaklaştıkça hemen yeni aygıt aramaya başlar. Bir dakika, bir dakika. Ayaz şimdi kendine yeni bir aygıt mı arıyor? Ay yok canım, artık daha neler sende. Ay Ayaz, yapma öyle şeyler. Yok ya, bence de yapmaz zaten. Hem daha yeni barıştık biz. Yani barıştık sayılır. Yani orası hiç belli olmaz tabii. Baksana yüzüğü elinden çıkarmaya başlamış bile. Sibel, Sibel. Cips, cips ye canım sen. Al. Ah sen. Allah'ım. Cips, cips yiyor. Ya. Bak, bak şimdi bir tane daha aklıma geldi. Erkekler cips gibidir. Yedikçe hoşunuza gider ama sonra çok pişman olursunuz. Ayaz kendine iki tane yeni aygıt bulmuş. Al işte, İlker'le Emre. Gördün mü bak?
Ben sana söyledim zaten, Ayas hayatta yapmaz öyle bir şey. Kebapçıda muhabbet ediyorlar. Gayet zararsız bir ortam. Ay ben burayı biliyorum canım. Burası kadınların da çok gittiği bir yer. İlker bekarken bayılıyordu buraya. Ayrıca nereden biliyorsunuz canım siz? Şimdi yanlarında belki de 3 tane sarışın vardır da biz görmüyoruz ha? Şeyma canım, evde bant var mı bant? Neden? Şu Sibel'in ağzını bantlayacağım da ben. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Onlar öyle dışarıda gezerken biz niye eve tıkıldık? Hadi biz de gidelim oraya. Ay, yok canım, hiç olur mu öyle şey? O ne demek yani, biz sizi kıskandık da peşinize düştük. Ay evet, Burcu haklı. Sen de biraz çocuğa alan ver canım, nefes alsın çocuk. Tamam, peki. Yani öyle diyorsanız öyle olsun. Ama ben çok daraldım, keyfim kaçtı. Ben eve gidiyorum. Aa, öyle ya. Saçmalama. Aa, burada gidiyoruz işte. Ben ne kadar hafif edeyim. Oh, mis gibi ya vallahi. Eyvallah. Üstü kalsın. Ayazım eyvallah ya. Vallahi kesene bereket. Ama bak bundan sonraki bizden. Afiyet olsun. Abicim bak, bir dahaki sefer buluştuğumuzda ben sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Hem hesaplı hem çok lezzetli. Konsept köfte. Ya beyler sağ olun. Ya bana da iyi geldi. İyi kafada attım ben bunu. Eyvallah. Oğlum çok güzel olmadı mı işte bak. Kadın yok, huzur var ya. Ne dert var, ne tasa var. Güzel güzel yemeğimizi yedik işte. No woman no cry diyorsun yani, öyle mi? Bana bak ya. Sen yarın aslında bu şarkıyı mı söylesen yapan oğlum sen? Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Ben bir içeri girip bakabilir miyim? Yemek yemeyeceksiniz. Yok, yemeyeceğim çünkü ben bakıcıyım, öyle alıcı değilim. Bakıcı mı? Bebek bakıcısı mı? Kalk hadi gidelim, yarın işimiz gücümüz var, hadi. Ustacığım, ellerine sağlık. Köfteler çok güzel olmuş. Farklı bir baharat tadı var, ne koyuyorsun sen bunlara? O da bizim sırrımız. Ya oğlum bırak, kitleme ustayı. Ustacığım eline sağlık. Afiyet olsun. Eyvallah. Ya kalkalım hadi, işimiz gücümüz var. Allah Allah. Hadi hadi, hadi. Hadi ustacığım, bizim mekana da bekleriz. geliyorlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Gençler, bırakayım sizi. Yok be kardeşim. Hiç zahmeti. Biz gideriz şuradan 2 dakika değil mi? Ya aslında şu an saat erken değil mi ya? Şöyle bir bara falan mı tıklısak? Ne yapsak? Yok oğlum, başka geceye kaldı artık. Eyvallah, gel öpeyim. Sağ ol her şey için. Ne demek? Kardeşim, haberleşiyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz, dikkat et. Hadi yenilirdim, zorlamazdım seni. Allah Allah. Zorlandığımı da nereden çıkardın? Hatta başta keşke avans verseydin. Ya, küçük hanım. Tamam. Peki.
Benden günah gitti. Sana af yok. Sen ciddi misin? Yeniden pehlivan güreşe doymazmış. Hadi hadi. Hadi sen başla. Fırfır yap, fırfır yap. Aa, ama sen de yapıyorsun. Burada? Hiç. Dinleniyorum. Karanlıkta niye oturuyordun? Karanlıkta? Voltaj. Voltaj bir inip bir çıkıyor ya. Ben de sinirlendim. Kapattım her şeyi. Öykü, paltonu niye giydin? Üşüdüm. Birazcık üşüdüm. Ne bulursam giydim işte. Gecen nasıldı? İyi. Kebapçıya gittik. Aa, hiç bilmiyordum. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Biraz uykum geldi benim herhalde. Ben ne yapayım? Ben yatayım, uyuyayım. İyi geceler. İstersen sana ders verebilirim. Çok üzülmüş görünüyorsun. Yani resmen seni eğlendireceğim de kendi merhametimin kurbanı oldum ya. E tabii ne demişler? Acırsan rakibine, acırınca kumuna düşersin. Sana acıdığımı da nereden çıkardın? Vallahi çok belliydi Nazım ama yani o son iki golü resmen bilerek yedin ya. Artık beni kandıramıyorsun. Yine aynı muhabbete başlamayacağız değil mi? Senin arkadaşın olmak istiyorum. Yani benimle her şeyi konuşabileceğini bilmeni istiyorum o kadar. Çok şey istiyorsun. Yani... Ben sadece beraber eğlenebileceğim birini istiyorum. Niye bunu bozuyorsun? Anlamıyorum gerçekten. Ben daha fazlasını istiyorum. Sen de bal gibi istiyorsun ama niye sen inkar ediyorsun? Ne istiyorum biliyor musun? Dans et. Ne? Şimdi burada bu müzikle işim olmaz. Sen İzin verir misin? Tamam. Hayır veremem tabii ki. Dans ediyoruz. Görmüyor musun? Ya görüyorum ve bitiriyorum. Hadi işine. Sen bu adamı tanıyor musun? Gözüm bir yerden ısırıyor ama. Basket. Ya bak tepemi attırma. Kavga falan istemiyorum. Tamam mı? Yürü bakayım. Ya ben dans istiyorum. Biz gelmek istemiyorum. Amma yapışkan çıktım be. Ya bak. Go!
abarttığını dikkatim beni. Yalnız mısın? Tamam, tamam hemen geliyorum. Ya tamam merak etme, uyuyor. Ruhu bile duymaz. Adamın tekiyle barda kavga ettim, o işte. Neden peki? Naz yüzünden. Tamam, itiraf ediyorum. Biz Naz'la gizli gizli görüşüyoruz. Yani ilişkimiz devam ediyor. Aferin be. Hadi beni boş ver. Öykü duysa ne der? İşte o yüzden öykü duymasını diyorum ya. Tamam ortak ya, bir halt ettik, büyütme yani, zaten fazla uzun sürmez, kız bildiğin deli, deli yani. Beni niye çağırdın? Beni kurtarman gerekebilir. Mete Bey, hakkınızda şikayet var. Doğrudur. Ya ben ne yapacağımı bilemiyorum. Aklıma bir tek sizi aramak geldi. Ay yapacağın şey çok basit Öykücüğüm. Hemen bir taksiye atlıyorsun. Bana geliyorsun canım benim. O evde daha fazla kalamazsın. Ya şu Sibel'i konferans görüşmesinden çıkarabilir miyiz lütfen? Yani ona kalsa yarın boşanma davası aç gitsin. Ay Burcu. Ya yavrucuğum, adam gecenin bir yarısı evi terk etmiş, evden çıkıp gitmiş, üstüne de yüzüğü bir kenara koymuş, unutmuş. Ya gerçekten hala iyi niyetli düşünüyorsun, inanamıyorum sana. Ya ne var, belki de çok büyük bir sürpriz hazırlayacak Öykü'ye, olamaz mı yani? Ay Burcu saf mısın ya? Öykü, Öykü bak, bak şimdi canım. Ayaz eve gelince onu kenara çekiyorsun, hesap soruyorsun, tamam mı? He, baktın senin sorularına cevap vermiyor, biliyorsun sana kapım sonuna kadar açık canım. Bence sen hiçbir şey söyleme. Ayaz'dan bir açıklama bekle. Yani sonuçta yani Ayaz'dan bahsediyoruz burada. İlla ki mantıklı bir nedeni vardır. Sen ne diyorsun Şeyma? Alo Şeyma. Şişt, Ayaz geliyor, kapatıyorum ben. Thank you.
olmasın ne olur. Hem niye kötü bir şey olsun ki? Ayaz kötü bir şey yapmaz, yapamaz. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum Neşan yerinde. Dün gece güzel geçti galiba. Hı, iyi geldi. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Erkek muhabbeti iyi geldi diyorum. Güldük, eğlendik. Ne var bunda? Ne oldu yine? Neyin var senin? Bilmiyorum. Sen sormadın. Niyetin yine kavga etmek galiba. Nasıldı dün gece? Rahat uyudun mu? Uyudum. Maşallah, maşallah. Sen iyi uyudun mu? Çok, çok güzel uyudum ben de. Zaten benim uykum derindir bilirsin. Öyle kolay kolay uyanmam. Ama uyandım mı da cin gibi olurum. Hiçbir şey gözümden kaçmaz. Peki. Yüzün parmağında mı senin? Aman iyi bu sefer unutmamışsın. Ben geç kalıyorum. Nereye geç kalıyorsun? İşe. Kimseyle görüşmeyeceksin yani. Of, öyle görüşürüz. Yani söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama tutamıyorum kendimi tabii. Söyleme. Söyleme. Söyle. Şimdi sevgili Ayaz arkadaşımız gecenin bir karanlığında böyle bilinmeyene doğru gitti ya. Evet. Mete ile görüştü değil mi? Yani telefonda onunla konuştu, sonra çıktı ama en son ne oldu bilmiyorum. Ne? Bir kadının en büyük düşmanı kimdir? Mağazadaki o güzelim kabanı senden önce alan kadın. Ya hani kasada sıra beklerken görürsün ya. Aslında sen çok almak istemişsindir. Ama onun elindedir. Başka da kalmamıştır. İşte o an var ya, ben böyle acayip fena oluyorum. Ya bugün yine oldu da. Bir kadının en büyük düşmanı sevdiği adamın eski sevgilisidir. Hala onu mu düşünüyor, onu mu özlüyor diye kafayı yersin, değil mi? Hayır Şeyma'cığım. Bir kadının en büyük düşmanı sevdiği adamın en yakın bekar arkadaşıdır. Yani Öykücüğüm, bu senin için Mete oluyor. Nasıl yani? Mete Ayaz'ı mı kışkırtıyor? Erkekler çapkınlık turlarına yanlarındaki en yakın arkadaşıyla giderler. Çünkü bilirler ki onlardan hiçbir sır çıkmaz. Ayaz ve Mete çapkınlık turunda. Ay bana hiç mantıklı gelmedi. Hı. Bana da. Ayaz'ın bir kere aklının ucundan bile geçmez böyle bir şey. İyi tamam Öykücüğüm, yani sen rahatsan benim için bir sorun yok tabii. Ama ben senin yerinde olsam yine de bir Mete ile konuşmayı denerim. Günaydın demek yok mu? Günaydın. Burnun nasıl? İyi nasıl? İyi. Da benim biraz acelem var ya. Hastaneye gelmeme izin verseydin şimdiye barışmış olurduk. Ayaz'ı çağırmana gerek yoktu. Hı, öyle mi? Ne bileyim, ben herhalde yanımda güvenebileceğim biri olsun istedim. Tamam. Bunu hak ettim. Bana çok kızgınsın biliyorum. Ne yapmamı istiyorsun? Hadi söyle. Ne bileyim yani sen... Sen sensin işte. Böylesin. Ve sen de bıktın. Sıkıldın. Bu defa çok ileri gittim biliyorum. Sen pişman mısın? Yani. Şuraya bak. Özür bile dileyemiyorsun. Deliyim ben. Evet öylesin. Balişko.
Ne olacak bu işler? Nasıl dayanacak yürekler? Mehmet Bey'i görmeye geldim şekerim. Odasını göster lütfen bana. Tabii ben hemen arayayım kendisine haber vereyim geldiğinizi. Öğreneyim görüşme takvimini ama kim olduğunuzu söyleyebilmek için önce alayım isminizi. Allah'ım buraya kaçıncı gelişim hala tanımıyorum. Ha beni tanımadığını söylemeyeceksin herhalde değil mi? Üstelik moda sektöründe çalışan biri olarak. Ha? Tamam neyse kendi işimi kendim hallederim. Zaten sürpriz yapacak. Ama bir dakika hanımefendi öyle olmaz yani. Tamam soldaki kapı ama koridorun sonunda ikinci. Aman ha kızlar bu yarınki katalog çekimi çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim belki 3 gün o stüdyoda yatıp kalkabiliriz tamam mı? Ne? 3 gün stüdyoda yatmak mı? Hiç kendinizi sömürtmeyin böyle bir şey yok. Tamam biz organizasyonu yapalım sizi ararız tamam mı? Yani araştırırız hadi. Hayırdır anam? Hayırdır hayırdır. Hayırlı olsun demeye geldim. Öyle mi? Çok teşekkür ederim hoş geldin. Yalnız bir şey hatırlatayım. Sen hala evlisin ve o kızlar torunun yaşında. Aa, öyle mi Önemciğim? Öyleyse ben de sana bir şey hatırlatayım. Hala karım olduğuna göre sen de o çocukların nenesi sayılırsın. Ne? Üstüme iyilik sağlık. Senle ben bir miyiz Mehmet? Aa, değiliz tabii. Hatta benim 30'lu yaşlarda görüyorlar yani. Ama bak mesela senin göz hatların falan morarmış. Bu nereden çıktı Allah aşkına ya? Vallahi bilmiyorum benden uyarması. Bak eğer dikkat etmezsen bu bari çizgiler. Onlar derinleşir alır başını giderler. Çizgiler mi? Aman Mehmet şuraya hayırlı olsun demeye geldim burnumdan getirdim. Gidiyorum ben. Bana bak İlker, çocuğa ekmek, köfte, turşu yedirmeyeceksin. Gazlı içecek, içirmeyeceksin. Benim 2 saate kadar işim var, döneceğim. Ne yani, nasıl yani? Şimdi Batıkan'ı sen bana mı bırakıyorsun? Ne yani? Oğlumuzdan daha önemli işlerin mi var senin İlker'cim ha? Öyle uzaktan sevmek kolay tabii. Yok canım, ne münasebet. Benim oğlumdan önemli ne işim olabilir? Ha. Bana bakın, turşu falan yok ha. Turşu yok. Ya Emre, bugün de seninle yapımcıya gidecektik ama şimdi Batıkan da geldi. Onunla birlikte gidersek de çok garip olacak sanki. Ya boş ver be oğlum. Benim için bir mahsuru yok. Uğraşmıyorum o müzik işleriyle, boş ver. İyiyim ben böyle. Ama bir dakika dur ya. Batıkan'la birlikte gideriz, ne olacak? Hem bize uğur böceği olur. Sonuçta işin içinde şan, şöhret, para, pul, milyonlar var ya. Batıkan'la gidelim. Oğlum saçmalama, olmaz öyle şey ya. Hem baksana tam öyle vakti dükkan mı kapatılır? Nerede görülmüş görmüşü, boş ver. Hanımlar bu ziyaretinizi neye borçluyum? Hiç. Özledik sadece. Ya özledik. Başka nasıl bir sebep olabilir ki? Mete, sen dün gece Ayaz'la kebapçıya gitmedin değil mi? Yok. Ben gitmedim. Benim bir işim çıktı. İş. 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 Ne oluyor ya? Ne demeye çalışıyorsunuz? Anlamadım. Peki Ayaz'la gecenin bir vakti buluşup ne yaptınız Mete? Ha, sen nereden biliyorsun? Duydum. Telefonla konuştunuz, onu bir yere çağırdı. O da gitti. Ama ne alt karıştırdığınıza dair benim hiçbir fikrim yok ve bu beni deli ediyor. Öykücüğüm, telaşlanacak bir durum yok. Biz sadece dertleştik, o kadar. Dertleştiniz. Gecenin o vaktinde. Tamam Allah canım, dertleşme bu insan. Günün her saati dertleşebilir değil mi yani? Peki ne hakkında dertleştiniz? Genel. 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 Öykücüğüm bak, ben sana
size sadece şu kadarını söyleyeyim. Senin için rahat olsun. Yani öyle endişelenecek bir durum yok ortada. Ben en iyisi Bayaz'la konuşayım. Birazcık alışveriş yapmışsın galiba. Ay evet ama çok güzel indirim vardı ya. Acayip güzel şeyler aldım. Bu da senin için. Nasıl? Beğendin mi? Hayatım... Hani bunu daha önce konuşmuştuk ya, birbirimize özel günler dışında bir şey almayacaktık hani. Ya ama birlikte geçirdiğimiz her gün çok özel zaten benim için. Ya görür görmez sen geldin aklıma. Benim sevgilimin gözlerine de çok yakışır bu dedim. Ya hep pahalı değil ya vallahi. Teşekkür ederim. Hadi kaçtı o zaman ben. Görüşürüz. Bay bay. Oy, siz ne yapıyorsunuz burada? Tamam, olur. O zaman yarım saat sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Öykü, ne zaman geldin sen? Genel olarak şirkete mi yoksa kapının önüne mi? Burada ne işin var? Önce ben bir soru sorayım. Sen kiminle konuşuyordun? Ben çıkıyorum. Nereye? Dışarı. Dışarı nereye? Spora gideceğim Öykü. Tamam, ben de geleyim, birlikte ter atalım. Kum torbası döveceğim. Sinirlere iyi geliyormuş, sana göre değil. Çıkıyor, sen biliyor musun? Ya bıraksanıza, hadi acele et, acele. Yerim ya, yerim ya. Allah Allah. Ne oldu bizim çekirdeklerimiz? Oğlum, ne oldu sana? Ha? Vay, bakayım kardeşim. Burcu mu aldı? Aynen. Oğlum, bu Burcu seni çok seviyor ya. Sana var ya, resmen aşık. Kim? Çok da pahalıymış ha. Saçma sapan konuşma, içinden gelmiş almış kızı. İndirimden almış zaten. Tabii yani şimdi Burcu'nun pahalılık anlayışıyla bizimkisi bir değil. Nasıl yani? Oğlum bak, sen gidersin mahalle berberine 10 liraya tıraş olursun. Burcu'nun saç kesimi nereden baksan 200 lira. Sen çıt 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 makasla tırnaklarını kesersin. Burcu 15'te bir maniküre gider. Küt 250 lira. Saç bakımı var 350 lira. Cilt bakımı 500 lira. Bunun daha balyajı var. Maşası var. Kaşı var. Bıyığı var. Bir dakika. Sen bütün bunları nereden biliyorsun peki? Öyle kuaför tanıdığın falan mı var? Oğlum ben evliydim. Sibel'den biliyorum. Kredi kartı ekstrelerinden biliyorum. Tamam,
Tamam neyse boş ver şimdi onu da. Oğlum şu yapımcıya gidelim diyorum bak ben. Tamam. Batıkan'la falan nasıl olacak o iş? Tamam oğlum sen Batıkan'a dert etme ya. Batıkan bende. Sorun yok. Tamam onu da hallettik de şimdi tam öğle saatinde şimdi ne yapacağız? Yani tezgahı mı kapatıp gideceğiz? Bana bir çare söyle. Aradığımız çare geldi. Cemo, hoş geldin kardeşim. Sen buralara gelir miydin ya? Ne yapıyorsun burada? Hiç. Ders boştu, biz de çıktık. Eve de pek gitmek istemedim. Bu son olaylardan dolayı değil mi? Ya Cemo, bak Emre abinle senden bir ricamız var. İki saatliğine bizim şu ekmek teknesine bakar mısın? Nasıl bakacağım? Oğlum köfteleri iki ters bir düz çevireceksin işte ya. Fiyatları da biliyorsun. Hem kendine de yaparsın. Bana ya. Şişt bana bak. Sakın yakma kendini ha, tamam mı? Bana bak aşağıda soğanlar var değil mi? Arkada da dilimlenmiş zaten domatesi halledersin. Yok ben sade köfte severim Emre abi. Oğlum ben müşteriler için diyorum buyur. Oğlum bak bana bak. Ekmeklerin içine çok fazla köfte koymak yok ha. Dört tane yapıştır. Birisi soğan domates daya. Tamam. Şişt bana bak şunda. Ha. Gel buyur. Tak şunda. Ha. Ha, fırla fırla fırla. Al koy. Fırla. Ha. Gel yürü. Yürü aldım su. Cemo dört tane fazla koyma. Ne tatlıysan ya. Harcama malzemeyi. Bana bak. Mete ben hala pek anlayabilmiş değilim. Siz dün Ayaz'la ne konuştunuz? Dedim ya Şeyma'cığım dertleştik. Dertleştik öyle. Yani canını sıkan bir şey var. Aşkmış durumları mı? Biri mi var hayatında? Söyle bana. Ya yok öyle bir şey. Nereden çıkarttın ya? Yok öyle bir şey yani. Biz şey yaptık, dün şeyden konuştuk biraz. Hayattan, yaşlanmaktan. Yaşlanmak mı? Kabul edelim Şeyma'cığım. Yani bak kaç yaşına geldik artık. Hani benim yarın doğum günüm var. Pastanın üzerine mumlar sığmıyor ya. Yani yarın öbürsü gün bir bakmışız öyle elimizde baston tin 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 geziyoruz. Ay saçmalama Mete, ne yaşlanması, daha dur genciz. Yok yaşlandık kabul et. Yani mesela sen aynaya bakınca ne hissediyorsun? Bugün yine ne kadar güzelim diyorum. Vallahi senin adına güzel ama ben kırışıklıkları saymaya başladım bile. Ay saçmalama Mete, bence gayet iyisin. Yok Şeyma'cığım, kendimizi kandırmayalım. Bak senin kaz ayakların falan çıkmış biraz galiba. Ne diyorsun Mete ya? Ne kaz ayağı? Ya onlar kaz ayağı değil. O yüz attım benim. Ha öyle mi? Peki göz altların ne olacak ha? Ya o gıdı ya o gıdı. Ne gıdısı Mete? Sen beni sinir etmeye mi çalışıyorsun? Yok Şeyma'cığım valla dürüst olalım yaşlanıyoruz yani. Ben arkadaşım olarak söylüyorum o kadar. Neyse ki senin estetikçi sevgilin var değil mi? Yani bir iki dokunuşla her şeyi düzeltebilir. Nereye gidiyoruz? Un kapanına hocam. Emre'cim bak sen bu tür adamları tanımaz. O yüzden sana özet geçiyorum kardeşim. Bak bu adamların böyle her söylediğine kafa sallarsan seni maymun ederler. Doğru. O yüzden hem biraz istekli takılacaksın... Hem de ne bileyim biraz böyle havalı cool takılacaksın değil mi? O ne demek lan? Nasıl yapacağım onu? Ya bak yani... Sibel! Öyle Sibel İlker bir dur şimdi ya. Vallahi Sibel. Abi şu giden arabayı takip et abi. Hayır abi biz dur sakin ol İlker. Allah Allah. Ne sakin olacağım lan ne sakin olacağım? Yanındaki adamı görmüyor musun? Oğlum arkadaşıdır, bir şeydir. Bir dur, sakin ol. Abi biz düz devam edeceğiz. Ya oğlum ne arkadaşı ya, ne arkadaşı? Ben bunun bütün arkadaşını tanıyorum. Bu yeni ya. Abi şu sağdan arabayı takip et abi. Ya saçmalama. Abi düz devam ediyoruz ya. Daha mı döneceğiz, hızlı gideceğiz. Bir karar verin kardeşim. Sağ! Düz. Abicim bak senin yüzünden kaçırdık arabayı ya. Abi soldan bir yerden dönüp yakalayabilir miyiz acaba arabayı? Abi hiçbir şey yakalayamazsın ki. Yapımcıya gidiyoruz ya. Allah Allah. Çok... Oğlum önce geleceğimizi garanti altına alalım demedin mi sen? Düz gidiyoruz abi sakın. Olcay!
ayağını görüyorum Olcay. Çık dışarı. Çık 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 çık. Buyurun kraliçem. Çabuk bana neremde kırışıklık var söyle. Kraliçem Allah aşkına ne kırışıklığı ya. Siz gayet genç bir dirisiniz. Ya lütfen nereden çıkıyor bu kırışıklıklar? Yani sizin cildiniz bebek kokusu kadar pürüzsüz, porselenler kadar lekesiz. Hemen bir estetik cerrah bulmam lazım. Kimse önemli içeri kırışıklığım var diyemez. Kraliçem bir estetikçi varmış. Bütün sosyetenin dilinde. Çok da genç ve yetenekliymiş. Yani bence ihtiyacınız yok ama bir görün isterseniz. İyi miymiş, iyi miymiş? Ya, emin misin? Ay bizim Sabiha var ya. Kadını bir yapmış, ne yaptıysa baştan yaratmış. Ben bile tanıyamadım. Adeta Adriana Lima. Adriana Lima? Sabiha? Değil. Bir deneyelim bakalım. Senin otelde ya. Hani spora gidecektin? Kiminle buluşacaksın çok merak ediyorum. Bu bir savaş Öykü. Bu bir savaş. Varlığını bile hissetmemeli. Kelebek kadar sessiz olmaz. Siper al Öykü. Çok pardon, çok pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Efendim. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorum? Şey yapıyorum. Hazırlık yapıyorum. Birazdan çok fena olay çıkartacağım burada. Hanımefendi sorun çıkartmadan bizimle geliyorsunuz. Nereye geliyorum? Sakin olun. Otel içinde şüpheli şahıs, dikkatli olun. Hiç yazma. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim sağ ol. Buyurun. Kahve içer misin? Lütfen alırım evet. Şimdi bana kimin için çalıştığını söylüyorsun. Kim için mi? Atlantis'i duydunuz mu hiç? Yeni bir örgüt olabilir. Peki kim var bu Atlantis'in arkasında? Nazmi Bey.
Biz İtalya çalıştık. Sonra o bana... Demek İtalya bağlantılı çalışıyorsun öyle mi? Yok öyle değil. Biz sadece orada çalıştık. Sonra o bana bu işi verdi. Peki buraya yalnız mı geldin? Gelirken kimseden yardım aldın mı? Yani arkadaşlarımla biri olsa da mutlaka evime gelmek isterlerdi ama ben kimseye söylemedim. Kendim gizlice geldim. Sonuçta bu bir savaş. Ve ben bu savaşı kendim kazanmadım tek başıma. Neler oluyor burada ben gerçekten anlamıyorum. Ama benim artık gitmem lazım. Daha yukarı çıkıp olay çıkaracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu olay aydınlanana kadar buradasın tamam mı? Hoş geldiniz. Siz... Evet, geçen akşam partide tanışmıştık değil mi? Evet. Ama merak etmeyin, mesleğimizde gizlilik esastır. Burada olan burada kalır. Ama yüzünüzdeki değişiklikleri herkes fark eder. Ben aslında bir arkadaşım için gelmiştim. Siz olduğunuzu bilseydim partide sorardım ama... Ya o zaman başlayalım. Bakalım arkadaşınızın sorunu neymiş? Kaçtırıp kaldım. Evet, gülümseyelim şimdi. Bir de kaçtığınızı çatarsanız. Güzel. Çok güzel olacak ama. Geç kalmadık inşallah. Yok. Orada otur süremi çok ısıttın. Maşallah. Hep tatlıymış. Sizin mi? Bizim. Onların. Hangi onların? Sibel'in abi. Benim. Hatlar karıştı galiba. İlker'le Sibel'in çocuğu bu. Sibel de İlker'in karısı. Eski karısı. Ha, karıştırmasana sen. Allah Allah. Evet hayır cevaplı bir soruyu soy ağacını dökmeden ortaya halledemiyoruz konuyu ya. Allah Allah. Sevdim sizi. Çok komiksiniz. Bugünlerde ya kahkaha atacaksın ya da ağlatacaksın. Arası tutmuyor. Memo. Var mı bizde? Memo. Ha, var efendim. Bir tane kayıt var. Ben bunu kendim çekmiştim. Pek güzel sayılmaz ama. Korkmadım. Yüzüme vurdu. Güzel. Yakışıklısın da. Bu aralar yakışıklı olmak tekrar başlar. Bir ara çirkin para ediyordum. Trafersin, değişiklik. Beğendiniz yani. Beğendik de. Bu işler öyle olmaz. Bir stüdyoya gidip kayıt mayıt yaptırmamız lazım. Elinize şarkı falan var mı? Vallahi yazdım öyle 3-5 bir şey var ama. Tamam. Siz beni daha sonra tekrar arayın. Londra dönüşü muhakkak görüşelim. Benim acele çıkmam lazım. Tamam Saffet abi. Zaten seni daha fazla tutmayalım. Abicim çok teşekkür ederiz her şey için. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Saffet abicim. Yine geleceğiz biz abi. Hayırlar abi. İyi yolculuklar. Ya sen ne zaman adam olacaksın? Öğlen yemeğine gidiyoruz, dükkanı sana emanet ediyoruz. Sen burada patronculuk oynuyorsun. Hadi bana çay söyle. Tamam.
Tabide bakmasın, verdiğim siparişler kanımadan gelmişti. Tamam, evet. Sefi. Aa, Şeyma, ne işin var senin burada? İş yerini bir ziyaret edeyim dedim. Belki selebriti müşterilerim vardır. Bir yerlerden çıkarlar falan. Belki magazin çıkar bir yerlerden. Kısa bir işlem var. Ondan sonra birlikte çıkarız, tamam mı? Seni şu odaya alalım. Tankurt Bey, benim yüzüm çok uyuşmaya başladı. Acımayacak değil mi? Önem Hanım. Siz de mi estetik yaptırıyorsunuz? Ne münasebet bu şey? Cilt bakımı. Tabii canım. Senin ne işin var burada? Ben mi? Ben sevgilime ziyarete geldim. Bir de tabii ben de cilt bakımı yaptırırım. Belki. Yıllar sonra. Çok yıllar sonra. O da ihtiyacım olur. Önem Hanım'ın müdahale odasını alalım lütfen. Birazdan geliyorum. Kusura bakmayın hanımefendi. Siz öyle olay çıkartacağım, patlatacağım falan deyince Avrupa Birliği'nden hayat geldiğinden dolayı güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarttık. Çok üst düzeymişsiniz gerçekten. İki saat burada beni boş yere tuttunuz. Tekrar özür dileriz. İyi, tamam, neyse. Hadi ben gidiyorum. Demek bir kızınla buluştun ha? Sana bir yol görünüyor kızım. Hem de üç vakte kadar. Tankurcuğum, biliyorum daha çok çok erken ama sana bir şey göstermek istiyorum. Hazır mısın? Ha. Gördüğün üzere ben girin istediğimde çok ufacık da olsa şuralarımda minik çizgiler çıkıyor. Vallahi Şeyma'cığım onlar minik çizgisi. Heh, yani sende hiçbir şey yok diyorsun değil mi? Evet evet. Nazole bir alp oldularda sıkıntı var. Toparlamak lazım. Nazole? Nazole bir alp. Buralar. Evet. Şöyle dön bakayım. Ama çeneyi de çıkarmak lazım. Şöyle de döner misin? Şeyma'cığım bunu da törpülemek lazım ama ya. Nasıl yani ya? Benim burnum güzeldir. Altın oran uymuyor Şeyma'cığım. Ben sen sordun, ben profesyonel fikrimi söylüyorum. Ha, bir de göz altlarını toparlamak lazım senin Şeyma'cığım. Evet, evet. Yanaklarda dolgu istiyor. Kaşlarını çat bakalım. Kaş. Evet. Bunları da kaldırmak lazım. Evet. Başlayalım o zaman hayatım. Lazer mi? Çenteli böyle yumuşacık. Poposu gibi yapar. Ne kadar o? Ay da bilmiyorum, hayır. Bilmiyorum. Şimdi hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi yaptırmayacağım onu. Ben düşüneceğim akşam evde. Tipe bak ya. Ha? Nerede kaldın sen ya bu saate kadar? Oğlumla başarımızı kutladık. Ne başarısı? Müzik dünyasını sallayacağız Emre abisiyle. Ay oğlum, duydun mu bak, senin yine baban boş işler peşinde.
Sen ne işler peşindesin peki? Ne gibi? Ne yaptın bugün? İşlerim vardı, onları hallettim. Nasıl işlermiş bunlar? Sana hesap vermek zorunda. Bana bak Sibel. Ben senin hala kocanım. Bunu sakın unutma. Ay maalesef inşallah en kısa zamanda o işler de hallolacak İlker'cim. Sibel. Gözüm üzerinde. Hı? Ona göre akıllı takıllı. Ne? Ne dedi şimdi bu ya? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ceviz kırıyorum. Sen seversin zaten ceviz kırmayı. Ya insan rahatlıyor vallahi. Hoşuma gidiyor. Kırdıkça bir tane daha kırasın geliyor. Biraz da ben rahatlayayım o zaman. Spor nasıldı? İyi. Her zamanki iyi ben. Sen böyle sürekli gidiyor musun spora? Tabii. Yani haftada en az 3 kez. Evde yapsan olmuyor mu sporu? Niye dışarıda yapıyorsun? Evdeki spor başka, dışarıdaki başka. Ama ben ikisinden de vazgeçmem. Ben spor sana yediririm ama sen daha iyi suçüstü yakalayamadın. Dedin de aklıma geldi. Az önce internete girdin de yeni biriyle arkadaş olmuşsun. Bengisu. Ha o mu? Ya liseden arkadaş. Yani yıllar sonra birbirimizi bulduk. Ne bitirmediler ya? Lise, ortaokul, kreş, anaokulu. Ne bitmez arkadaşlarım varmış. Kıskançlığa gerek yok. Hem seni biliyoruz abi. Sen bana şu internet şifrelerini versene. Nereden çıktı bu? Hiç, öyle bakayım. Sen bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum. Kırmızı ruja güvenmiyorum. Ne? Şifre, şifre. Tutuyor. Sen de lazımsın bana. Şimdi bak yarın abim doğum günü var ya. Tamam Burcu tamam. Bırak onunla şimdi konuşmamız lazım. Gir içeri. Burcu bugün bir sürü kötü şey oldu. Ama şimdi onları sana anlatmakla uğraşamayacağım. Çünkü ispatım yok. Deli topluyorum. Deli geri geçiyorum. Deli Ligi. Ayaz Facebook'ta liseden tanıdığı bir kızla arkadaş olmuş. Şifresini istedim bana vermedi. Ne diyorsun ya? Biz de o zaman girelim internete, birkaç şifre deneyelim, belki tuttururuz. Ve doğum günü ya da ilkokul öğretmenin adını falan yazalım. Zor. Ay öyle şeyler şifre yapmaz. Bana bile çok önceden demişti ki, öyle şifreni uzun tut, yok büyüklü küçüklü harfler kullan, bu rakam ekle falan filan. O zaman işimiz epey zor. Ya da o kadar değil. Evet. Ya bunlar da böyle bazen Facebook açık kalıyor. Vallahi açıkmış. Bakalım bakalım kimmiş bu yeni arkadaş. Mesaj açmışlar mı? Ay şurada. Bak ya. Bak ilk mesajı da o atmış bir hafta önce. Ayazcığım merhaba. Cım daha ilk cümleden. Seni yıllar sonra internette bulunca çok sevindim, çok heyecanlandım. Yolarım ben bunu ya. Hala lisedeki kadar sevimlisin. Haberleşelim,
mutlaka görüşelim. He, oldu canım, oldu. Ben görüşüyorum siz zaten. Ayaz, Ayaz ne demişiz? Buraya çok sık girmiyorum. Telefondan haberleşelim. Telefon numarasını yazmış 2 gün önce. Öykü kim geldi? Kapat. Merhaba. Ay merhaba Ayaz. Yarın abimin doğum günü ya, ben de onunla bir konuşalım diye uğrayayım dedim. Sibel'in kafede yapalım her zamanki gibi. Geleneği bozmayalım. Tabii ya, geleneği bozmayalım. Haberleşelim. Mutlaka görüşelim. Neyse, ben yukarıdayım. İnternete takılırım biraz. Haberleri falan okurum. Görüşürüz. Elimizde yeterli derecede delil yok. Yani beklemede kalalım, tamam mı? Senin kafan bayağı bulanık valla. Hiç doğum gününe falan yardım edecek halin yok. Neyse, sonra haberleşiriz o zaman, ben gideyim. Ya Öykü artık bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Ya her şeyi öğrenecek diye korkuyorum. Biliyorum biliyorum, bu sadece ikimizin arasında. Biz yine de dikkatli olalım. Tamam, merak etme, geç kalmam. Yarın görüşürüz. Biriyle mi konuşuyordun? Ha, şeyden aradılar. Spor salonundan. Yok, üyeliğinizi yenileyecek misiniz falan. Yenileyecek misin peki? Tabii canım, sporu bırakmaya niyetim yok. Delireceksin Öykü, az kaldı. Az kaldı. Sabahtan beri hiç konuşmadın. Keyfin mi yok? Yok. İşleri düşünüyordum ben. Merak etme, her şey yoluna girer. Sen işe mi gideceksin? Bütün gün ofiste olacağım. Yani yetiştirmem gereken bir sürü proje falan var. Tamam, kolay gelsin o zaman sana. Sana da. Gel öpeyim. Takip mi ediyorsun? Yine mi sen ya? Vallahi ben de aynı soruyu sana sormak istiyorum. Ay hadi çabuk çabuk, gitti adam. Hani işe gidecektin? Efendim Öykü. Merhaba Ayaz'cığım. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Ne demek ne oldu ya? Kocamı arayamayacak mıyım ben? Neredesin? Öykücüğüm, işe gidiyorum. Az önce konuştuk bunu. Evet, konuştuk da. Ne bileyim ya, belki karar değiştirmişsindir. İşe gitmekten vazgeçmişsindir. Ben de gitmemişim mesela bugün. Birlikte baş başa bir şeyler yaparız. Öykücüğüm, ben bugün çok yoğunum. İş yerinden çıkamam. Başka bir şey söylemeyeceksen kapatıyorum. Ama... Akşam görüşürüz. Kapattı. Şirket ne zaman Ataşehir'e taşındı acaba? Ha, gidiyor gidiyor, çabuk takip et. Araç bozuldu galiba, baksana. Ya tamam tamam, çabuk, ben kolumdan falan geç, kaçırmayalım. Ben senin işler çevirdiğini öğreneceğim Ayaz, elimden kurtulamayacaksın.
Ay akşama kadar nasıl sabredeceğim ben ya? Ay sen niye bu kadar heyecanlısın canım? Sanki ilk defa Metin'in doğum gününü kutluyoruz. Ay yok canım, Metin'in ilkisi var. Yani daha çok şeyden dolayı, hani hep beraber akşam buluşacağız ya, toplanacağız falan. O yüzden heyecanlandım. Ha. Sen Metin'e ne hediye aldın? Ay çok güzel bir şey aldım. Kocaman bir sürprizim var, çok güzel. Ama sakın sorma, söylemem. Ama daha çok durursam burada söylerim. O yüzden ben gidiyorum. Hoşça kal. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi gel şöyle oturalım. Tamam. İşe gidiyorum demiştin. Sen beni takip mi ediyorsun? Hiç lafı çevirme. Bana yalan söyledin. Yoksa... Ayaz yoksa başka biri mi var? Ha, Ayaz daha evleneli kaç kere oldu? Ne çabuk bıktım benden. Peki saçmalama, daha neler? Ya sen iyice paranoyak oldun ha. Peki niye bana yalan söyledin? Niye işe gidiyorum dedin? Hayat, kim için geldin buraya? Niye geldin? Kimle buluştun burada? Öykü, ben toplantıya geldim. İş toplantısına. Anladım. Anladım, toplantıya gelmişsin. Anladım. Niye anladın Öykü? Ya Zardoçal Tekstil'e gelmişsin. Belki kendini itiraf etmek istersin ha, neler çevirdiğini. Burası siparişlerini bizden geri çeken şirket. Ben bu binaya iş konuşmaya geldim. İş konuşmaya geldiğim belli zaten. Hiç lafı eveleyip geveleme Hayat. Ne yaptığını biliyorum. Zardoçal Tekstil'e geldin. Çünkü artık bizde çalışmayacaklarına göre onca siparişi başka bir şirkete vereceklerini biliyordun değil mi? Ne var bunda? Onlara teklif vermeye geldin değil mi? Annenle beraber olup müşterimi elimden almaya çalıştığınızı inkar mı edeceksin? Zerdeçal Tekstil senin müşterin değil. Senin de değil. Olmayacak da. Sen Zerdeçal nedir daha, onu bile bilmiyorsundur. Tabii ki de biliyorum. Zerdeçal bir bitki. Aynı zamanda baharat olarak da kullanılıyor. Gördüğün gibi dersimi çalıştım. Aman ne güzel. Hiç boşuna lafı çevirmeye kalkma Hayat. Biz neyi tartışıyoruz ki burada? Senin bu yaptığına fırsatçılık denir. Fırsatçılık değil Öykü, ticaret. Eğer bir talep varsa, siz bu talebi karşılayamıyorsanız biz de teklif verebiliriz. Senden bunu hiç beklemezdim Hayat. Ya daha annenle çalışmaya başlayalı kaç gün oldu? Hemen ona benzedin. Annem beni, ya senin karını bitirmeye çalışıyor. Sen de ona yardım ediyorsun. Öykücüğüm bak, iş başka, aşk başka. Biz evde karı kocayız tamam. Ama piyasada rakibiz. Senin bunu ayırmayı öğrenmen lazım. Öğrendim Ayaz. Teşekkür ederim. Ama anneni asla pes etmeyeceğimi söylemelisin. İkiniz de bunu böyle bilin. Çünkü karşınızda yılların Atlantis'i var. Yani sahibi değilse bile sözünde duracak olan bir Atlantis. Ayrıca karşınızda Öykü Dinçer var. Genç olsa bile pes etmemeye kararlı, inatçı, çalışkan Öykü Dinçer.
Öykü Hanım. Lütfen, lütfen sözümü kesmeyin. Ne diyordum? Ayrıca bu Öykü Dinçer'in arkasında, özel hayatında onu her zaman destekleyen bir ailesi var. Tamam, kayınvalidemle arada atışıyoruz ama ne olacak ki? Böyle şeyler her ailede olur. Bir de bunun yanında Öykü Dinçer'in şirketinde güçlü, kendisine güvenen bir ekibi de var. Tamam Öykü Hanım. Gerçi Sabit Bey'le arada farklı düşüncelerimiz oluyor ama olsun. Bu farklılıklar bizi güçlü kılıyor. Anladım Öykü Hanım. Sizinle çalışmayı kabul ediyorum. Sonra... Ne? Pardon, ne dediniz? Ben o sırada kafamda ne söyleyeceğimi kuruyordum da tam duyamadım o yüzden. Tamam diyorum, siparişlerimizi geri çekmiyoruz. Sizinle çalışacağız. Teşekkür ederim abicim, yine bekleriz ablacığım. Yok artık! Bakıyorum da artık hiçbir şey saklama gereği duymuyorsunuz, her şey ortada. İlker, ne diyorsun sen? Sen kimsin lan? Ha? Neyin peşindesin? Ben bu kadının kocasıyım, kocası. Bizim bir de çocuğumuz var, senin haberin var mı? İlker, ne saçmalıyorsun sen ya? Sen ne saçmalıyorsun? Her ne anladıysan yanlış anladın. Neyi yanlış anlayacağım lan? Neyi yanlış anlayacağım? Dün arabada gördüm sizi, bugün de burada işte. Her şey ortada. Beyefendi, ben şefim. Michelin yıldızlı şefi. Tolga Barış. Aşka bana! Yenirelim! Ben köfteciyim diye beni mi eziyorsun lan sen? İlker! Biz bu beyefendiyle kabinin menüsü ve mutfak tasarımı için konuşuyorduk. Dün de birkaç tane örnek mutfak bakmak için gittik. Her ne anladıysan yanlış anladın İlker. Hı. Öyle diyorsun yani. Tamam. Tamam. Şimdi kaybol. Aman be! Kiminle konuşursan konuş. Ne halin varsa gör. Hiç umurumda değil. Artık zaten bir an evvel boşanalım da ben de bu sorumluluktan kurtulayım ya. Yeter artık ya. Sıkıldım vallahi. İyi günler. Ben Şeyma. Evet. Bu akşam bir sipariş için aramıştım da. Acaba her şey yolunda mı? Harika. Tamam. O zaman merakla bekliyorum. Tamam. İyi günler. Bu akşam her şey kusursuz olmalı. Sen de kusursuz olmalısın Şeyma. O kadar güzel ol ki Mete sana yeniden aşık olsun. Bu akşam kaçta alıyorsun beni? Ben hiç böyle bir şey için sözleştiğimizi hatırlamıyorum. Doğum gününü benden ayrı kutlamayacaksın herhalde. Aman Nazcığım, bak o durumlar çok karışık yani. Hem çocuklar da bir şeyler hazırlıyorlardır benim için bu akşam. Ya arkadaşların ya ben Mete. Bir seçim yapmak zorundasın. Ha tabii, hep birlikte kutlamak istiyorsan o ayrı. Ama pek tercih edeceğini sanmam. Aman Nazcığım, yani sen şimdi benim doğum günü merasimine gelirsen o bir anda cenaze merasimine döner. Lütfen yani. O yüzden biz şey yapalım. Ne yapalım? Ben gideyim bir çocuklarla konuşayım. Sonra geleyim seni alayım. Tamam mı? Bütün gece benimle olacaksın Mete. Ne yap ne et, hallet şu işi. 8'de bekliyorum. Bak, eğer gelmezsen ben sizi bulurum ona göre. Tamam da bu işler öyle tehditlerle olmaz yani. Alo? Alo, Naz? Peki. Merhaba. Şeyma'cığım, bakıyorum çıkmaz oldun buradan. Ya Tankut, ben düşündüm de hani şu lazer şeysi vardı ya bahsettiğin. Hani şu cildi bebek gibi yumuşacık yapan. Onu yapalım. Lazer peeling diyorsun. Evet, ondan. Ama hiç canı yakmayacak değil mi? Hiçbir şey olmaz. Ağrısız bir uygulama kendisi. Tamam. Şöyle geç bakalım. Tamam. Şu anki haline son kez bak bakalım. Ay, kaç yaş gençleşeceğim. Cildim bebek gibi yumuşacık olacak dedi. Cildim.
Şeymacığım, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre suratında 1000'de 1 olacak bir alerjik reaksiyon gelişti. Alerjik reaksiyon mu? Nasıl geçecek bu? Yani biraz zaman alabilir. Ne kadar zaman? Akşama geçer mi bu? Bilmem. O senin cildin vereceği tepkiye bağlı Şeymacığım. Tankut, bu alerji bulaşıcı galiba. Sanki sen de kızardın gibi geldi bana. Ben... Nasıl ya? Hani neresi? İşte tam burası. Sen bu şarkıcılık işinde bayağı ciddisin yani. Vallahi ne yalan söyleyeyim, düne kadar hiç niyetim yoktu. Ama adam bayağı ciddi. Ölü stüdyo kaydı falan yapacağız diyor ya. Bu sefer galiba bir şeyler olacak bence. Ne oldu? Yok bir şey ya. Yok. Ha ben anladım. Önce köfteci oldun. Şimdi böyle şarkı türkü işlerine merak saldın. Ne zaman adam olacaksın diye merak ediyorsun değil mi? Haksız mıyım hayatım? Yani böyle daldan dala nereye kadar? Ya senin elinde bir diploman var, mesleğin var. Ya ne bileyim, bence çok yanlış yerlere savruluyorsun. Şarkı söylemeyi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Elime böyle bir fırsat geçmiş. Ne yapmamı bekliyorsun? Hobi olarak ya. Hobi. Bence ne yapalım biliyor musun? Sırf hobi olsun diye bu konuşmayı burada bitirelim. Ne dersin? Et bakalım ne oldu? Zerde Çal Tekstil bizimle çalışmaya karar verdi. Yani işi ben aldım. Öyle mi? Tebrikler. Ne yani, bu kadar mı? Tebrikler. Başka bir şey söylemeyecek misin? Başka ne dememi bekliyorsun Öykü? Mesela tebrik ederim Öykücüğüm. İyi olan kazandı be. Kabul et işte, yendim seni. Haklısın. Yendin beni. Ama iş hayatı böyle. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Neden beni seçtiler biliyor musun? Çünkü ben onlara güven verdim. Bana inandılar. Tıpkı benim sana inandığım gibi. Öykücüğüm, bu bir şirket meselesi. Yani istersen bu yüzden kavga etmeyin. Merak etme. Hiç kavga etmeye niyetim yok. Keyfim çok yerinde. Ama tabii bu senin bu işten ceza almadan kurtulabileceğin anlamına gelmiyor. Neymiş cezam? İşte böyle. Başımın etini yiyeceğim. Aslında sana söylemedim ama eğer bu işi almasaydık Atlantis çok zor durumda kalacaktı. Resmen tek başıma Atlantis'in geleceğini kurtardım. Bir konuşmayla. O zaman iyi olmuş bu iş alman. Evet, aynı zamanda size de iyi bir ders oldu. Dediğim gibi Atlantis'e verdiğimiz siparişleri geri çekmemiz tamamen prensip meselesi. Yönetim kurulu başkanı hala babam. Ve kesin kuralları var. Anladım. Peki diğer şekilde halledebiliyor muyuz? Evet. Babamı ona ikna ettim. Atlantis Bankayı 1,5 milyon lira teminat yatırabilirse onlarla çalışabiliriz. Ancak bildiğim kadarıyla onlarda böyle bir nakit yok. Onların yok. Ama şöyle yapalım. Onlar adına teminatı ben yatıracağım. Bizim için kimin ödediği önemli değil. O zaman sorun kalmadı. Yalnız bir ricam olacak. Bu işlemlerden Öykü'nün haberi olmamalı. Öykü Hanım sadece kararımızı değiştirdiğimizi ve onlarla tekrar çalışmak istediğimizi duyacak, o kadar. Teşekkürler. Şimdi madem keyfim yerinde, senin cezanı düşünebilirim. Aslında
bugün gergin geçti. Sen bana şöyle güzel bir kahve mi yapsan? Ya da her yerim tutulmuş. Masaj da fena olmaz. Bu ne? Facebook şifrem. Kahve de bonus olsun. Gerçekten çok güzel temizlemiş. Şu an yeni doğmuş bir bebek gibisin. Ya inanmıyorum ya. Ya kızlar ne yapacağım ben böyle? Tam da Mete'nin doğum günü öncesi. Yani ben böyle kimsenin karşısına çıkamam. İptal etmemiz lazım her şeyi. Ne olur iptal edelim, ne olur. Gel sen benimle gel. Ne haber güzel kardeşim? İyiyim abiciğim, senden? Ben deyim canım. Sibel yok mu? Mutfakta. Bir yemek yanmıştı, onunla ilgileniyor şu an. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Ben şey soracaktım. Akşam ne yapıyoruz diye. Aslında senin için bütün hazırlıklarımız tamamdı ama şu an işler bayağı karıştı. Ya ne oluyor? Ya herkesin bir arası bozuk, kimsenin keyfi yok falan. Anladım. Ne yapalım, bu akşam bir şey yapmayalım o zaman, sonra yaparız değil mi? Bence de. İyi de ama sen tek başına kalacaksın, sıkılmaz mısın? Yok canım, ne sıkılacağım Burcucuğum ben. Kaç yaşına geldik ya, doğum günü mü kalmış? Ben evde güzel güzel filmimi izlerim. İyi, tamam. Ne ısmarlayayım sana? Hiç zahmet etme canım. Ben gideyim akşam için kendime biraz alışveriş yapayım. Hadi. Bir şey soracağım. Sen niye böyle gecenin bir yarısı evden gittin? Zerdeçal'la ilgili olamaz herhalde. Ha yok, o konu tamamen Mete ile ilgiliydi. Sen beni kıskandın mı? Kıskanmak demeyelim de sinir oldum. Başka bir kızın olduğunu mu düşündün yoksa? Ya ne bileyim işte, sen bir açıklama yapmadın. Bir de yüzük mevzusu var. Orada burada unutup duruyordun. Ha, aslında ben yüzüğü unutmadım. Seni gıcık etmek için yaptım. Dur! Hayır! Ya hak ettin ama. Ya bir kere sen... Şş, tamam, bunları yarın konuşuruz. Facebook şifreni aldım. İşi de aldım. Artık keyfim hiçbir şey kaçıramaz. Seni yendim, ben kazandım. Tebrik ederim. Nasıl becerdin arkadaşların ekmeği? Aslında çok kolay oldu. Yani her şey kendiliğinden gelişti diyebiliriz. Kendiliğinden gelişen olaylara bayılırım. Bakalım bu akşam neler gelişecek? Bakalım. Beni nereye götürüyorsun? Yemek yiyelim bir yerde. Yani iyi olur da yakalanmayalım ya şimdi kimse hemen. Bu senin korkuların, ne yapacağız acaba? Naz, bak biz ne yapalım biliyor musun? Biz bence direkt eve gidelim. Yani şöyle gözlerden uzak, baş başa. Ha? Ne dersin? İyi peki. Doğum günü çocuğu sensin. Bu seferlik senin istediğin olsun.
kaptan. Hoş geldiniz ya. Ben yani geleceğinizi bilmiyordum. Bilseydim tek gelirdim. Mete, inanamıyorum sana. Sen nasıl? Öykü tamam, parlama, anlatacağım. Mete, benim arkamdan iş çeviren bir insanla ne işin olur senin? Hani bitmişti ilişkiniz? Bitti. Bitmişti. Sonra bir anda yeniden başladı. Biz beraberiz artık. Bunu ne kadar çabuk kabul edersen o kadar iyi. Mete, bu kız seni kullanıyor. Onun tek derdi Atlantis'i geri almak. Sen ona nasıl güvenebilirsin ki? Onun her lafı yalan. Her lafım yalan öyle mi? Aynen öyle. Ayaz'ın sana söylediği yalan gibi mi? Neyden bahsediyorsun sen? Bugün kulağıma bazı dedikodular geldi. Şu şirket neydi adı? Ha, Zerdeçal. Duyduğum kadarıyla orada bir şeyler olmuş. Değil mi Ayaz? Bana bilmediğim bir şeyden bahsetsene. Ayaz'ın işi kapmak için şirkete gittiğini biliyorum zaten. Canım ya. İşi sana vermeleri için 1,5 milyon liralık teminat verdim diyemez herhalde. Ne diyor bu? Doğru değil. Değil mi Ayaz? Öykü. Bak, bunu yapmasaydım Atlantis batacaktı. Ve ben sadece... Yani benim yaşadığım tüm sevinç... yalan mıydı? Ben aslında hak etmediğim bir mutluluğu mu yaşadım? Bak, böyle düşünme. Nasıl düşüneyim Ayaz? Senden yardım istemediğimi söyledim. Hem de 50 kere. Sen benim süper kahramanım değilsin. Sen benim koruyucu meleğim değilsin. Olmanı da istemiyorum. Sadece kendim başarmak istedim. Tek başıma. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Bana güvenmedin değil mi? Yapabileceğime hiç inanmadın. İşe bak ya. Bir dakika, sen bana güvendin mi? İlk fırsatta seni aldatacağımı düşündün. Beni takip ettin. O yüzden bence bu gece güven konusuna hiç girmeyelim. Haklısın. Biz birbirimize güvenmiyoruz. Bence biz bu evliliği gözden geçirmeliyiz. Şaşırt bugün beni.